Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere güneşimiz, dünyamız ve güneş sistemimiz hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Önemli ve kısa bilgiler arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dünyamıza en yakın yıldız güneştir arkadaşlar. Güneş gökyüzündeki milyarlarca yıldızdan sadece bir tanesidir. İnsanlığın bugünkü teknolojiyle ulaşabildiği bilgiler uzay babında ne yazık ki çok sınırlıdır arkadaşlar. Yani uzay hakkında konuştuğumuz zaman çoğunlukla varsayımlardan ibarettir konuştuklarımız. Veyahut da konuşulanlar varsayımlardan ibarettir dersek çok daha doğru olur arkadaşlar. Çünkü uzayla ilgili bilgiler çok sınırlıdır. Çünkü gözlem, bilim dediğimiz zaman gözlem ve deneyden söz etmek gerekiyor. Yani bir şeyin hem gözlenebilir hem de deneylenebilir olması gerekiyor. Bilimsel konuşabilmek için. Dolayısıyla uzayla ilgili konuşmaya başladığımız zaman bilgiler artık yetmiyor, varsayımlar ve teoriler üzerinden yürümeye başlıyorsunuz bir müddet sonra. Çünkü uzay devasa bir boşluktan, boşluğu içinde barındırıyor. Ve yıldızlar arası mesafe, ışık hızı denen bir ölçü birimiyle ifade ediliyor. Işık hızı dediğimiz ışığın yapmış olduğu o sürattır. Yani şimşek hızıdır. Yani o ışık hızına insanlık ulaşabilmesi o kadar çok zordur arkadaşlar. O kadar basit bir olay değil bu. Ama uzay ölçeğine çıktığımız zaman uçak hızıyla veyahut da roket hızıyla değil. Işık hızıyla ifade etmek zorunda kalıyoruz. Kalıyorlar bilim insanları. Uzayda bir yerden bir yere gidebilmek, dünya üzerinde bir yerden bir yere seyahat etmek gibi değil arkadaşlar. Güneşin Dünya'ya olan uzaklığı ışık hızında 8 dakikadır. Fakat buradan bir araç Güneş'i incelemeye gitse bu çok uzun zaman almaktadır. Yanı başımızdaki ay bile bizim için oldukça uzak bir mesafedir. Bize en yakın gezegenlerden biri olan Mars, aramızda başka bir gezegen yok. Mars'la Dünya arasında başka bir gezegen yok. Ay'dan başka. Ay bir gezegendi zaten, uydumuz. Bize en yakın gök cismi şu anda. Dünyamıza en yakın gök cismi Ay. Ay'dan sonra bize en yakın cisimlerden bir tanesi Mars. Bize bu kadar yakın olmasına rağmen Mars'a bile henüz insanların gittiği olmamıştır. Dolayısıyla Mars bile bize oldukça uzak gelmektedir. Hatta Güneş sistemimizdeki gezegenlerin her biri bizim için çok uzak mesafeyi ifade etmektedir. Çünkü geliştirmiş olduğumuz teknolojik düzey bizi şu anda Güneş sistemimizde seyahat etmemizi bile, güvenli bir şekilde seyahat etmemizi bile tam olarak bize vaat edemiyor. Dolayısıyla bunlar yakın gelecekte olacak olan şeyler. Fakat
henüz güneş sistemine bir de çok yabancıyız. Güneş sisteminin içindeki gezegenlere ve o gezegenlerin uydularına çok yabancıyız. Oralarda nelerin olup bittiği hakkında bilgilerimiz henüz çok sınırlı. Mars üzerinde araştırma yapan bir uzay aracı var, NASA'nın göndermiş olduğu. Fakat diğer uydularda, diğer gezegenlerde uydularımız yok. Yani orada araştırma yapan cihazlar yok. Çoğunun da uzaktan atmosferine girerek araştırma yapıldı. Yani yüzeyinde henüz tam olarak net bilgiler yok. Güneş sisteminden bahsediyorum arkadaşlar. Güneş sistemindeki gezegenlerden ve güneş sistemindeki gezegenlerin uydularından bile bir haberiz. Yani habersiz bir durumdayız. Çoğunun atmosferinden uzaktan geçildi vesaire. Yani demek istediğim şu ki, uzay ölçeğinde düşündüğümüz zaman, güneş sisteminin dışına çıktığımız zaman olay daha bir trajik, komik bir duruma gelmektedir. Yani uzay ölçeğinde baktığımız zaman bilgilerimiz ne yazık ki bilim insanlarının bilgileri ne yazık ki çok dardır, çok küçüktür, varsayımlardan ibarettir. Şimdi güneşimiz Samanyolu, biz şu anda Samanyolu galaksisinin içindeyiz. Uzayda binlerce galaksi var. Sadece bizim galaksimizin çapı, yani bir ucundan diğer ucuna olan uzaklık 100.000 ışık yılı uzaklıkta. Yani ışık hızına çıktığınız zaman 100.000 yılda bir ucundan bir ucuna gidebiliyorsunuz. Yani ışık hızında çıktığımız zaman bir ucundan bir ucuna 100.000 yılda kat edebiliyorsunuz. Sadece Samanyolu galaksisi, yani bulunduğumuz galaksinin içinde. Biz Güneş sisteminin 3. gezegeninde, yani Dünya'dayız. Dünya'dan ışık hızına ulaştığımızı düşünürsek, varsayarsak Samanyolu galaksisinin bir ucundan bir ucuna 100.000 ışık yılı hızında, yani ışık yılında gidiyoruz. Yani bir insanın ömrü yetmiyor. Bir insanın ortalama ömrü zaten 70-80 yıl. 100.000 yıl diyoruz bakın. 100 yıl değil, 100.000 yıl. Bir insanın ömrünü yetmeyecek, ışık hızına çıktığı halde bir insanın ömrünün yetmeyeceği bir mesafe söz konusu. Sadece Samanyolu galaksisi için bunu söylüyoruz. Ama evrende Samanyolu galaksisinden çok daha büyük galaksiler mevcut. Ve bize en yakın galaksilerden biri olan Andromeda galaksisi, oraya varmamız kaç milyon sene. Şimdi arkadaşlar, uzay ölçeğinde düşündüğümüz zaman ışık hızında konuşmak zorundayız ve ışığın da bir hızı var. Bir gecikmesinin olduğunu görüyoruz uzay ölçeğinde. Uzay ölçeğinde ışığın bile çok yavaş kaldığını görüyoruz. Bizim güneşimiz arkadaşlar Samanyolu galaksisinde daha çok dış çeperinde yer alıyor. Yani Samanyolu galaksisinin en dışında değiliz ama dışına yakın bir bölgedeyiz. Uç bir bölgedeyiz yani. Bizim güneş sistemimiz. Yani güneş sisteminin, güneş sistemi dediğimiz zaman güneşin etrafındaki gezegenler, yani güneşi baz alan, güneşle birlikte uzayda sürüklenen, güneşin çekimine yakalanmış olan cisimler. Yani bunun içinde göktaşı kuşağı dediğimiz
o kuşak da yer alıyor. Plüton dediğimiz o küçük gezegen de yer alıyor. Jüpiter dediğimiz devasa gezegen de yer alıyor. Yani dolayısıyla Güneş'in çekimi etkisi altına giren gezegenler Güneş'le beraber, o gezegenler, cisimler, uydular, her neyse, Güneş'le beraber uzay içerisinde sürüklenmektedir. Güneş'in çekimi etki altında sürüklenerek uzayda yolculuk etmektedir. Güneşimizin de bir hareketi var. Ve uzayda bu çok devasa hızlarda hareket ediyor. Yani devasa hızlarda bir yere doğru sürükleniyoruz. Samanyolu galaksisi içerisinde. Daha çok bilim insanları bunu Samanyolu galaksisinin merkezine doğru bütün yıldızların, Samanyolu galaksisindeki bütün yıldızların Samanyolu galaksisinin merkezine doğru sarmal bir şekilde oraya doğru sürüklendiğini savunuyorlar. Biz de, ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Bütün galaksilerin ortasında, Samanyolu galaksisi de buna dahil, ortasında kara deliklerin olduğu varsayılıyor. Bu kara delikler ışığın bile kaçamadı. Işık, biliyorsunuz ki arkadaşlar, doğrusal ilerliyor. Işık doğrusal hareket ediyor. Yani bir doğru şeklinde hareket ediyor. Fakat ışığın bile büküldüğü ve onun çekiminden kaçamadığı bir güçten, bir kuvvetten bahsediyoruz. Bir enerjiden bahsediyoruz. Bu enerji Samanyolu galaksisinin ortasında olduğunu varsaydığımız kara deliklerdir. Kara delik, hani bu bir deliktir, içinden giriyoruz, başka bir yerden çıkıyoruz. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Bu da kendi kütlesi olan, her şeyi kendine doğru çekecek kadar güçlü bir çekim etkisine sahip olan ve büyük yıldızların patlamasıyla oluştuğu varsayılan büyük bir enerji çekim noktası. Hatta orada zamanın, mekanın ve her şeyin yok olduğu varsayılıyor. Çünkü ışığı da kendisine çekiyor ve ışığı da büküyor. Orada zamanın ve her şeyin büküldüğü olay ufku olarak geçiyor. Tam olarak ne olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Bilim adamlarının da bilgisi yok. Ve bir varsayımlar yığınından ibaret. Yani orada her şey bütün zamanlar mı oluyor? Yoksa çoklu evrenlere mi geçiyorsun? Yani ne oldu belli değil. Ama bilinen bir şey var. O kadar güçlü bir çekim etkisine sahip ki her şeyi kendisine çekiyor. Ona yapışan orada bir enerjiye dönüşüyor ve o enerji iki yönlü bir şekilde uzaya doğru saçılıyor. İki yönlü bir şekilde uzaya doğru saçılıyor. Ateş topu gibi düşünün, o uzaya doğru saçılıyor. Işık yüzmesi gibi uzaya doğru bir enerji saçılıyor. Ve onun merkezine, o galaksilerin merkezine doğru yaklaştıkça onun etrafında dönen yıldızların hızının arttığını görüyoruz. Ve bir diğer varsayımlardan bir tanesi, yaklaştıkça zamanın yavaşladığına dair varsayımlar var. Zaten şöyle bir teorimiz var. Büyük yıldızların etrafında zaman yavaşlar.
Güneşimizden daha büyük yıldızların etrafında zaman daha yavaş akmakta olduğunu düşünüyoruz. Gezegenin büyüklüğü ve yıldızın büyüklüğü zaman üzerinde çok büyük etkisi var. Yani başka bir gezegende veya başka bir yıldız sisteminde bulunan başka insanlar varsa onların belki yaşam süresi bizden çok çok daha fazla olabilir. Bu da bir varsayımdır. Aynı zamanda dünya zamanıyla başka bir yıldızın etrafında dönen başka bir gezegenin zamanı arasında çok büyük farklılıklar olabilir. Mesela dünyada 5 dakika, orada 500 milyon yıla tekabül edebilir. Yani bu zamanın göreceli olduğu Albert Einstein'ın teorisine geri dönüş yapmış oluyoruz. Burada bunu söylediğimiz zaman. Biraz önce söylemiş olduğum noktaya geri dönmek istiyorum. Güneşimiz Samanyolu galaksisi içerisinde devasa bir hızla hareket etmektedir. O hızı tırnak içinde videonun bir kenarına koyarım arkadaşlar. O şekilde o hızla hareket etmektedir. Ve beraberinde bizim gezegenimizde ve Güneş'in etrafında dönen diğer gezegenler ve gök cisimleri Güneş'le beraber Samanyolu galaksisinde sürüklenmektedir. Yani Güneş'e bir istikamet tayin edilmiştir. Ve Güneş o istikamete ilerlemektedir. Şu şekilde ilerlediğini varsayıyorlar, yani o şekilde ilerlediği hakkında bilgiler var. Şu şekilde, bata çıkan şu şekilde Güneş'in hareket ettiği, ilerlediği, yani bu şekilde döne döne gidiyor. Hem kendi etrafında dönüyor, hem etrafındaki gezegenler onunla birlikte dönüyor, bu şekilde gidiyor. Bata çıka gidiyor yani. Bata çıka gidiyor. Güneş'in hareketi bu şekilde olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Ve Güneş'imiz Samanyolu galaksisinin ortasına doğru çekildiğimiz o yolculuk şu şekilde sarmal bir şekilde Samanyolu galaksisinin ortasına, ama o tabi çok uzun yılları kapsıyor. Güneş'in bir yerden bir yere gitmesi milyonlarca yıllık ifade ediliyor. Dolayısıyla onu bizim görmemiz, o Samanyolu galaksisinin Galileo'nun yanına gideceğini bizim görmemiz mümkün değil arkadaşlar. Yani insan ömrünün yetmeyeceği mesafelerden bahsediyoruz. Ancak düşünce gücü ve diğer teknolojik gelişmeler, o solucan delikleridir vesaire, onlarla belki bir ihtimal görülebilir. Yani insan için imkansız yoktur diye düşünüyoruz. Her şeyin önünü açık bırakıyoruz. İmkansız diye bir şey yoktur. Bilinebilir veya görülebilir. Başka bu bilgiye sahip olan insanlar, çok değişik insanlar var. Belki bilebilen insanlar vardır. Belki görebilen insanlar vardır veya yoktur. Onu bilemez. Cenab-ı Mevla isterse göstertir yani. Normal bir insana da göstertebilir. İsterse göstermez yani. Oraları görebilen insanlar belki vardır. Vardır diye düşünüyoruz. Sonuç olarak gelmek istediğimiz nokta, uzay dediğimiz devasa bir boşluktan ve içindeki o yıldızlar vesaire, o yıldızların arasındaki mesafelerin çok uzun olduğundan bahsettik. Ve diğer galaksilerde yaşam olma ihtimali çok yüksek. Diğer gezegenlerde ve gezegenlerin uydularında yaşam olabilir. Belki gezegende değil ama gezegenin uydusunda
hayat, akıllı yaşam olabilir. Yani biz virüstür, bakteridir, bilmem nedir. Bunlar zaten o gezegenlerde zaten yaşayan varlıklar muhakkak vardır ama akıllı canlı, insan gibi veya insanların olduğu, illa bizim formatımızda olması şart değil, bize yakın insan formatında akıllı varlıkların olduğu gezegenlerin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bu bahsi daha fazla uzatmayacağım burada. Ama bundan sonraki videolarımızda bununla ilgili konuşmalarımız olacak arkadaşlar. Bizim gezegenimizi şu an dışarıdan bakıldığı zaman bizden daha üstün uygarlıkların olduğunu düşünüyorum ben. Hatta olduğuyla ilgili çok net bilgilerim olsa bile düşünüyorum diyorum. Neden? Çünkü felsefenin bana kazandırdığı bir şey var. O da bir şeyi kesin olarak konuşmamak. Kesin ya. Kesin olduğuna emin olsak bile kesin ifadelerle konuşmamak. Çünkü felsefe bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Yaptım değil, yapmaya çalışıyor. Gördüm değil, görmeye çalışıyor. Çalışıyorum ifadesi. Yani bir şeyi tam olarak bir kesinlik ifadesi kazandırmamız mümkün değil. Çünkü insanın varlığı bile şu anda kesin değil. Çünkü insan kesin var değildir arkadaşlar. Kesin yok da değildir, kesin var da değil. Felsefi olarak felsefenin bize kazandırdığı budur arkadaşlar. O yüzden ben de felsefe dersleri aldığım için kesin konuşmayı sevmiyorum. Kesin bilgiye sahip olsam dahi kesin konuşmayı yeğlemiyorum. Genel olarak hep yapmaya çalışıyorum. Kelimelerini daha fazla kullanmaya çalışıyorum. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar, güneş sistemimizin çok dışında başka galaksilerde veya başka güneş Samanyolu galaksisinde milyarlarca yıldız var. Bu yıldızların etrafında dönen herhangi bir gezegende bir akıllı form, akıllı bir yaşam var olduğunu düşünürsek, bu medeniyet çok büyük bir medeniyet olduğunu varsayarsak, çok ilerlemiş bir teknolojiye sahip olduğunu düşünürsek, bunların bizi görmeme ihtimali var. O da neden? Çünkü bizim güneşimizin yaymış olduğu ışık etrafındaki gezegenlerin gözükmesini engelliyor. Ne kadar ilerlemiş olursanız olun, biz şu anda bugünkü teknolojiyle yıldızların etrafında gezegenlerin olduğunu göremiyoruz. O gezegenlerde akıllı yaşam gezegen olduğunu varsayıyoruz. Nasıl varsayıyoruz? Eğer bir yıldız yalpalıyorsa etrafında mutlaka gezegen vardır diyoruz. Çünkü o gezegen onu etrafına dönerken yıldızın yalpalamasına sebebiyet veriyor. Bilim adamları bu şekilde düşünüyor. Yani bir yıldız yalpalıyorsa, bu şekilde yalpalıyorsa etrafında dönen gezegenler, cisimler var demektir diyorlar. Dolayısıyla yani o gezegeni, o yıldızın etrafında gezegeni görerek demiyorlar. Bu tamamen varsayımlardan ibaret. Bu
yıldızlar etrafındaki gezegenler hakkında konuşmaya başladığımız zaman varsayımlar işin içine giriyor. Yani bunu görmek mümkün değil. Gördüğünüz zaman zaten o yıldızın etrafında bir gezegeni net bir şekilde, bugün öyle bir teknoloji olsa ve görsek bile, dünyadan görsek bunu veya dünya dışına atılmış bir uyduyla da bunu görsek, uzak bir mesafeden görmüş olacağız. O mesafede ışık hızıyla da ölçülen bir mesafe olacağı için biz oranın geçmiş halini göreceğiz. Çünkü o ışığın orada bir seyahat etme hızı var. Dolayısıyla o geçmişe yolculuk etmiş oluyoruz. Gökyüzüne baktığımız zaman geçmişe bakmış oluyoruz. Dolayısıyla orada bir medeniyet varsa da o medeniyetin geçmiş halini görmüş oluyoruz. Yani bugünkü halini görmüş olmuyoruz. Yani bu çok karışık gibi ama karışık değil. Çok enteresan bir durum uzay babında düşündüğümüz zaman. Çünkü işin içine uzay zaman konusu da giriyor. Bütün teorileri, bütün konuları kapsayarak, düşünerek uzay hakkında konuşmamız gerekiyor. Ve bu da gerçekten insanı zorlayan bir durum. Bilim insanlarını da zorlayan bir durum. Ve bütün bu teorileri dikkate alarak konuştuğumuz zaman oradaki medeniyetin geçmiş halini gördüğümüzü varsayıyoruz o zaman da. Yani orada bir, o anki o gelişmişlik düzeyini göremeyebiliriz. Kaç bin yıl önce veya kaç milyon sene önceki halini görmüş oluyoruz o medeniyetin. Halbuki o medeniyet onun üzerine çağlar atladı. Veya teknolojilerini nerelere katladı. Dolayısıyla uzaya baktığımızda geçmişi görüyoruz ve orada bir medeniyet yaşadıysa o medeniyetlerin geçmiş hallerini görüyoruz. Onlar da bize baktığı zaman, eğer öyle bir teknolojileri varsa, çok üstün teknolojileri varsa, onlar da bize baktığı zaman bizim şu anki halimizi görmüyorlar. Bizim şu anki halimizden çok daha eski halleri görmüş oluyorlar. Bizim şu anki medeniyetimizi görmüyorlar. Dünyanın geçmiş halini, belki dinozorlar çağını görüyorlar. Yani böyle bir durum söz konusu uzay zaman bağında düşündüğümüz zaman. Sonuç olarak uzayda zamanı kısaltan, yani bu ışık hızını da aşan medeniyetler ancak bizimle önündeki iletişim halinde. Yani düşünebiliyor musunuz ki o medeniyetler, yani bizimle şu anda iletişim haline geçen medeniyetler, dünyayı ziyaret eden o UFO'lar vesaire o kadar gelişmiş teknolojiye sahip ki hem gelecekten geliyorlar, gelecekten geçmişe yolculuk ediyorlar, hem de o dinozorlar çağına değil, bizim olduğumuz bu zamana denk geliyorlar. Dolayısıyla onlar muhteşem bir teknolojiye sahipler. Çünkü zamanı kısaltan bir teknolojiye sahipler. Yani artık o solucan deliklerini mi kullanıyorlar? Yoksa uzaydaki o kısa yolları. Solucan delikleri o kısa yol zaten. O kısa yolları kullanıyorlar. Veya geçitler dediğimiz o yıldızlar arası geçitleri kullanıyorlar. Yani dolayısıyla onların çok yüksek teknolojiye sahip olduğunun bir göstergesidir bu. Çok ileri teknolojiye sahip olduklarının bir göstergesidir. Bu videomuzu arkadaşlar bu arada sonlandırıyorum. Bu bahsi burada sonlandırıyorum ama çok daha farklı bahisler açacağız arkadaşlar. Çok daha farklı konulardan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve paylaşırsanız bu bizim için çok iyi olur. Çok iyi bir destek vermiş olursunuz. Paylaşmasanız da canınız sağ olsun diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.